Evet, Kırım Kongo'dan biraz bahsedelim. Şimdi yaz aylarında piknik alanlarında keneler çok tehlikeli, ölüme kadar götürebiliyor. Siz bunu izleyicilerimize aktarırsanız ilgilendirirsiniz. Kırım Kongo havalar ısındı. Millet artık piknik için, evet, mangal için ormanlarda, sahillerde iyi güzel, fakat yine de dikkat etmek gerekir. Ağaç dallarının altında istirahat ederken bir de aniden, Allah korusun, odun kenesi diye bir kene var. 850 çeşit kene var. Odun kenesi olarak bildiğimiz kene, diğer kenelerden farklı olarak bir virüs taşır. Yani hepsi değil ama bazıları, mesela %5'i, %10'u, hiç belli olmaz. Çok ağır ve toksik madde bu virüs. Çok çok tehlikeli bir virüs. Naori virüsü denen bir virüs. Naori. Bu kene ısırdığı zaman kişi, diyelim ki elinizi, kolunuzu, bacağınızı, vücudunuzun herhangi bir yerine kene yapıştı ve hortumunu soktu. Hemen çekip alırsanız başı kopar. Başı kopar da hortumu içeride kalırsa, o kanı emerken hortumundaki, basındaki virüs kana karışır. Menenjite sebep olur. Yani beyin zarı iltihaplanmasına veyahut da ensefalit dediğimiz beyin iltihaplanmasına sebep olabilir. Yani bu da Allah korusun ölüme sebep olabilir. Hani geçen senelerde böyle birkaç ölüm vakası olmuştu. Bu nedenle bilinçsizce kene tuttu bir yerinizden. Çekip almak yok. Bazıları üstüne yağ sürüyor, bazıları bir şeyler yapıyor. Yok öyle bir şey. Cımbız veya pinzetle alıyorsunuz. Çekmek yok. Saat yönünde biraz çeviriyorsunuz. Saat 10'dan çeyrek geçe doğru şöyle hafif çevirdiğinizde çıkar. İçeride kafası kalmaz, kopmaz. Çekerseniz kafası kalır. Kalırsa ne olur? Allah korusun. Virüs kana karışırsa ve virüse karşı da antibiyotik yok. Antibiyotik etki yapmaz. Yani virüs ayrı, antibiyotik ayrı. Antibiyotikler neden virüse etki yapmaz? Çünkü antibiyotik adı üzerinde bakteriye karşı, virüse karşı değil. Virüs Evet. hücre içerisinde enfeksiyona devam eder. Bakteri hücreler arasında enfeksiyona, iltihaplanma, tahribata devam eder. Yaşam alanları, tahribat alanları, enfeksiyon alanları farklı. Bu nedenle antibiyotikler virüse karşı etkili olmaz. Ne yapmak gerekir? Bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Evet. Programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.